Büyük gün geldi. Hazırlansam iyi olur. Teker döner, gelir zafer. Teker durur, Ricky düşer. Sabah sabah ne yapıyorsun? Bunlar ısınma hareketleri. Bugün sürat rekorumu kıracağım. Daha önce hiç ulaşılamamış bir hıza ulaşacağım. O gün bugün müydü ama ben hazır değilim. Herkese söylemem lazım. Sakın bensiz başlama. Hey dur ufaklık, beni de bekle. Başarılar Ricky. Sağ ol anne. Hiçbir şey beni durduramayacak. Seni durdurmak istemezdim. Küçük Buster'ı buraya bırakmaya geldim. Merhaba. Bugün Buster'a biz göz kulak olacağız. Öyle değil mi Buster? Eğitime gitmem gerekiyor. Trafik kurallarını asla tam öğrenemezsin. Bu da ikinci kuraldır. Hayır dedeciğim, bu birinci kuraldır. Öyle mi? Haklı olabilirsin. İyi ki şu eğitime gidiyorum. Güzel bir gün geçir Buster. Hadi Buster içeri gel. Teşekkür ederim Buster. Ne güzel bir davranış. Bu da bir kuraldır Bayan Helen. Eve girmeden önce mutlaka tekerler paspasta silinir. Ya. Paspas bunun için mi orada? Eve döndüğümde bunu hatırlayacağım. Tabii rekorumu kırdıktan sonra. Ben de gelebilir miyim? Yarışlara bayılırım. Bütün yarış kurallarını biliyorum. Hatta birkaç tane de kendim buldum. Olur. Hadi gidelim o zaman. Önce vidalarını iyice sıkıla. Sürat yaparken parçalarının gevşemesini istemezsin değil mi? Peki anneciğim. Bu doğru mu Ricky? Gerçekten yapacak mısın? Evet. Hadi onu biraz rahat bırakın. Bırakın da odaklansın. Bakın şimdiden havaya girmiş bile. O şapkayı neden taktın sen? Anlarsın. Başımı çizgisine geldi işte. Başlıyoruz. Piste kimse kalmasın. Ups. Piste bir tek ben varmışım. Ben de yeni kronometremi kullanmak istiyordum. Evet yerine. Hazır. Ve başla. Hey ne oldu? Herhangi bir sürat denemesi yapmadan önce tekerlekler mutlaka kontrol edilmelidir. Peki. Peki başlayabilir miyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Birkaç ciddi kural ihlali fark ettim. Yani süreyi başlatmayayım mı? Bunlardan ilki, yarış pistinde çok fazla çakıl taşı var. Hiç güvenli değil. Ben şimdi hallederim. Minik robotları temizleyin. Zoom kamera başla. İkincisi, güvenlik için her köşeye trafik konisi konması gerekiyor. Ben şimdi bunu hallederim. İşte oldu.
Her şey tamam mı? Bu pist hiç bu kadar güvenli olmamıştı. Artık başlayabilir miyim? Sadece son bir madde kaldı. Of, şimdi ne var? Annen başlamadan önce vidalarını sıkılamanı söylemişti. Ama sen yapmadın. Aa, evet, unutmuşum. Ama bak, vidalarım sapasağlam. Herhangi bir sorun yok yani. Dayanacağımdan eminim dostum. Vidalar sıkılanmazsa yarışta olmaz. Ben şimdi hallederim. Sen ne yapıyorsun böyle Tuz? Eğleniyorum. Neden? Çocuğum ben. Bu benim işim. Ama sen geri geri gidiyorsun. Her zaman gittiğin yeri görmen lazım. Biliyorum. Ama böylesi çok eğlenceli. Gözlerimi kapatıp geri geri gidiyorum. Bu daha da eğlenceli. Olmaz. Kurallar. Buster, bence sen de dene. İşte böyle. Devam et. Bu eğlenceli mi? Ben şimdi eğleniyor muyum? Bence eğleniyorsun. Şu an kuralları çiğniyorum. Ve çok eğleniyorum. Yeni kural. Kurallara uymak yok. Sadece bu hariç. Ricky, artık rekorunu kırabilirsin. Scootio, kronometreyi başlat. Artık sürat yapma zamanı. Hadi Ricky, yapabilirsin. Sen neden şunu takıyorsun? Şimdi anlarsın. Gerekirdi. Vidalarımı sıkmalıydım. Buster? Buster! 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 Harika! Buster! Nereye gittiğini görmen lazım. Buster, dikkat et! Ricky kurtarmaya gidiyor. Pas kontrolü. Manevra kontrolü. Aparatlar. Hepsi hazır. Gidelim. Kurtardınız beni. Kural 6. Her zaman teşekkür et. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne yapıyordun öyle? Neden yolda geri geri gidiyordun? Bir değişiklik yapıp kuralları çiğnemek gerçekten çok eğlenceli gelmişti. Kurallar sandığımızdan daha önemlidir. Bu da bana bir şey hatırlattı.
İşte oldu Ricky. İlk günkü gibi. Buster, artık sürat yapabilirsin Ricky. Turda arka tekerin köşedeki trafik konesine dokundu ve bu kurallara aykırıdır. Ha? Ama bu seferlik boş ver gitsin. Büyük motorlar, küçük motorlar, rock okulda herkese yer var. Yaşasın rampa kamçıları. Harikasınız rampa kamçıları. Ama bir türlü durmuyorlar. Önemli değil Scoot ya. Burası her zaman dağınık zaten. Bu arada bugün çok heyecanlı geçecek. Çünkü bugün kurtarma rozeti alma ihtimaliniz var. Nasıl ama? Yaşasın rozet! Kurtarma rozeti mi? Bu çok kolay olacak. Senin için kolay. Sen kurtarma motoru olarak doğmuşsun. Ama bu öylesine bir rozet değil. Bu rampa kampı kulübüne ait som altından bir rozet. Çok daha güçlü, çok daha hızlı, çok daha dayanıklı olmalısınız. Evet. Karşınızda Ricky Zoom. Onların hepsinden bende fazla var. Ve takım olarak çalışmalısınız. O da bende var. Ricky takımı. Tabii hepimiz. Tuttum seni. Gördün mü? Kurtarma işi çok kolay. Ricky, Scotio, Loop ve DJ kurtarıcılık sınavı için eğitim alanına çağrılıyorsunuz. Altın! Hadi miniklerim, gitme zamanı. Onlar burada kalsa nasıl olur? Beni temizlik derdinden kurtarırlar. Tamam, onları otomatiğe bağlar, dönüşte de alırım. Pekala arkadaşlar, rahat olun. Bugün kurtarmalarda takım olarak nasıl çalıştığınıza bakacağız. Evet. Ve bunu görmek için de sizlere birkaç kurtarma eğitimi hazırladık. Yardım edin. İyi rol yapıyorsun bile. Rol yapmıyorum. Ağaç dalı tekerleğimin tellerini eziyor. Harika. Gerçekten çok iyi. Bu görevleri tamamlarsanız hepiniz rozet alabileceksiniz. Hadi o zaman. Hazır. Başla. Tamam, bitti. Ha? İşte bu kadar. Şimdi de Blip'i kurtaralım. İmdat. Tamam, buldum. Yaşasın. Başardık arkadaşlar. Rozetlerimizi alacağız. Yaşasın. Ne dedin? Biz mi başardık? Merak etmeyin çocuklar. Her şeyi yeniden kuracağız. Tekrar deneyebilirsiniz. Ama sınavı zaten geçtik biz. Geçtik mi? Yaptığım tek şey bir yerlere çarpmak sanıyordum. Öyleydi. Sınavı bir tek Ricky geçti.
Reki, harika bir iş çıkardın. Ama herkesin kurtarma rozeti kazanması için takım halinde çalışmanız lazım. Ha? Hank, acil durum. Üzgünüm çocuklar, bu iş biraz bekleyecek. Acil durum, acil durum. Etraftaki tozu kiri yedikten sonra şimdi eşyalarımı yemeye başladılar. Dur, biraz anahtarımı yeme, tezgahımı bile yiyorlar. Endişelenme Maxwell, birazdan oradayız. Hayır, hayır, olmaz. Değil mi, çantamı alamazsınız. Aa, hayır, onları otomatiğe bağlamıştım. Şimdi beni dinlemezlerdi. Merak etmeyin çocuklar, biz şimdi hallederiz. Hadi Hank, durduralım şu yaramazları. Aa, biz neden gidemiyoruz? Kurtarma motoru olmadığımızdan. Ama hala olabiliriz. Büyük kurtarma ekipleri gibi gidip onlara yardım edebilirsek şu altın rozetlerden hepimiz alabiliriz ha? Ne dersiniz? Bu kez bizim de çalışmamıza izin verecek misin? Nasıl? Tabii ki. Maxwell, iyi misin? Yemek çantamı ver. O benim yemeğim. Maxwell, biziz. Helen ve Hank. Sen o çatıda ne yapıyorsun? O minik canavarlar her şeyi yiyor. Tamam, kabul ya. Burası hiç bu kadar temiz olmamıştı. Ama bu kadarı olmaz. Olmaz. Önce seni oradan indirelim. Oraya rampa yapmak biraz vakit alacak. Ufaklıklar şimdi nerede? Burada her şeyi temizleyince gittiler. Sanırım temizleyecek başka bir yer arıyorlar. Güzel oynuyorsun Philip. Rol yapmıyorum. Kıpırdamadan dururlarsa otomatik ayardan çıkabilirim. Bu robotlar neden beni sevmiyor? Reki kurtarmaya gidiyor. Durun artık, yeter. Sizi durun dedim. Hey! Sizin neyiniz var böyle? Hi-ha! Bir kurtarma motorunu atlatamazsınız. Reki, sen iyi misin? İyiyim. Sesin pek de iyi gelmiyor. Yine kaçtılar. Hadi. Reki, sen harika bir kurtarma motorusun. Ama bunu bazı olaylarda tek başına başaramayabilirsin. Benden iki tane mi olmalı yani? Demek istediğim bu değil. Bir takıma ihtiyacım var. Annenle babam bir takım değil mi? Evet. Sen de bir takımın parçasısın. Bizim. Haklısın. Biz harika bir takımız. Eminim bu mini kafacanları el birliğiyle durdurabiliriz. Ne yani? Philip rol yapmıyor muydu? Peki kurtarma motoru, planın nedir? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Çok iyi fikir DJ. Böylece ağ sabit durabilir. Tamam, şimdi yerine geç ve işaretimi bekle. Blip'e destek zamanı. Hadi sıra sende. Merak etme Blip. Sana yardıma geldik. Bu Scoot topları temizlik düşkünü. Temiz ve derli toplu olmalısın. Zoom kamera başla. Plan işe yaradı. Şimdi üçüncü aşama. Dikkat dağıtmaca. Luke, dağıt etrafı. Yaşasın. Bu kez iyi bir sebebimiz de var.
Artık durabilirsin Bilip. Seni takip etmekten vazgeçtiler. Beni takip ederler. Tamam, çok iyiydin. Şimdi de ağ getirelim. Bekleyin. Hazır olun. Şimdi. Evet. İşte başardık. Hayır. Olmuyor. Hala çok hareketliler. Kurtarma motoru. Sanırım bu ağ tatlıymışçasına yiyorlar. Nasıl? Hayır, olamaz. Dost motorlar her zaman bir kurtarma yapabilir. Hız kontrolü, manevra kontrolü, aparatlar, hepsi hazır. Gidelim. Ricky kurtarmaya gidiyor. İyi iş çıkardın Ricky. Evet. Kasabayı sen kurtardın Ricky. Sadece ben kurtarmadım. Hepimiz birden uğraştık. Biz bir takımız. Pekala. İşte otomatik ayardan çıktılar. Artık beni dinleyecekler. Yaşasın. peki Rosette için tekrar sınava girebilir miyiz? Yani takım olarak. Çok üzgünüm Ricky. Olmaz. Çünkü o rozetleri çoktan kazandınız. Hem de hepiniz. Şimdi kim rozetini istiyor? Takım çalışması her şeydir. Yaşasın. Evet. Rozetlerimizi aldık. Hayır, bu 87. sayıdaki ultra mega ışın stili süper güçlü yapıyor. Keşke böyle güçlü olsaydım. DJ, sen benim tanıdığım en güçlü motorsun. Bilemiyorum. Günaydın çocuklar. Merhaba. Maalesef size kötü bir haberim var. Bugün kahraman gidonların geçiş töreni var ve siz de okulumuzun güzel aracını görmek istiyorsunuz, biliyorum tabii. Yaşasın! Ancak güzel aracımız ne yazık ki küçük bir kaza geçirdi. Ona neden güzel araç demişler ki? Güzel dedikleri o eski şey şu an gölün dibinde. Üstelik yenisini yapsaydık bile Maxwell artık onu tören boyunca çekemez. Onu gölden çıkarırken balatam yıprandı. Bayan Bikley, yeni bir yüzer araç yapabiliriz ve onu DJ çeker. Ne dedin? Hayır, ben... Parktaki şu eski treylere kullanabilirsiniz. Gerçi biraz büyük ve ağırdır ama... Hiç aklıma gelmemişti. DJ çok güçlü bir çocuk. Sen o treylere çekebilir misin? Pekala derim. Yaşasın! İstediğimiz kadar malzeme var. Bu treyleri müthiş bir şeye dönüştüreceğiz. Harika! Çok büyükmüş. Dur! Beni... Unutmayın. Bayan White ne demişti? Geçit töreni okul zili 3 kere çalınca başlayacak. 3 kere mi? Tamam. Evet arkadaşlar, bunu kahraman gidonlar için yapacağız. Bizim kahramanlarımız için. Bu aracı şeyin tarzında yapmayı. Başka kim olabilir? İlk zil çaldı. Hemen işe koyulalım hadi.
nasıl gidiyor DJ? Bütün vidaları sıkıyorum. Önce güvenlik. Tamamdır. Bana o kadar da ağır gelmedi. Sanırım bu şeyi çekebilirim. Anne, baba, merhaba. Bu sürprizimize ne diyorsunuz bakalım? Ultra süper ışınlı bir top. Müthiş. Tıpkı gerçek gibi olmuş. Aracınıza koymanız için getirdik. Çok mu ağır baba? Hayır, pek sayılmaz. Ve gayet iyi çalışıyor. Minik oğlumuz DJ büyümüş de geçit töreninde araç çekecekmiş. Hem de kocaman ağır bir aracı. İşte benim DJ'im. Geçit töreninde görüşürüz. Tamam, orada görüşürüz. Ben pek emin değilim arkadaşlar. Bunu çekemeyeceğim. Ama daha denemedin bile. Denememe gerek yok ki. Ben o kadar güçlü değilim. Bunu zaten biliyorum Ricky. Güçlüsün. Sen DJ'sin. Sen motorların en güçlüsüsün. Hadi bir vurmayalım. Rın. Bu ne biçim rın böyle? Rın. İşte bu. Arkadaşlar, buraların en güçlü motoru kim? DJ! 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 Evet, işte başlıyoruz. Hadi arkadaşlar, biz de biraz destek verelim. Ben demiştim, ben o kadar da güçlü biri değilim. Güçlüsün ama yılmadan denemen lazım. Ben yeterince güçlü değilim. Onu çekemem. Çekemem işte. Düzeltiyorum. DJ, sen iyi misin? Ultra süper ışın çizgi romandaki gibi işe yaramaz değil mi? Olsun, şunu son bir kez daha deneyeceğim. İşte başardım. Çizgi romandaki gibi işe yaradı. Bana süper bir güç verdi. Ne fark eder ki? Sonuçta işe yaradı bak. İkinci zil çaldı. Acele etmeliyiz DJ. Hadi yüzer aracı götürelim artık. Üzgünüm Bayan Bayitli. Ama sizin okulun aracı olsa da olmasa da tören başlamak zorunda. Her an burada olabilirler. Geleceklerinden eminim. Bundan sonrası yokuş aşağı. Başaracağından eminim DJ. Hepsi Ultra Mega Işın sayesinde. Bana çok yardımcı oldu. Geçit töreni için vakit geldi Bayan Barkley. Geçit töreni başlıyor. Şuradan inmemiz lazım. Hadi. Ricky, bu hızlanmaya başladı. Nasıl durduracağımı bilmiyorum. Şimdi hallederiz DJ.
Reki kurtarmaya geliyor. Hız kontrolü, manevra kontrolü, süperlik açık, aparatlar gidelim. Süper kanca fırla. Tüm gücünü kullan DJ. Ama çalışıyorum. Yükünü hafifletmemiz gerek. O yüzden. Bana güç veren ışın bozuldu. Sana söylemiştim. O sadece bir maket. Lütfen pes etme DJ. Seni uzun süre bu şekilde tutamayız. Ama Ultra Mega Ocean gerçek değilmiş. Benim süper gücüm yokmuş ki. Tabii ki var. Aracı bu kadar yoldan kim getirdi? Sen getirdin. Hem de Ultra Süper Mega Işın olmadan. Orası öyle. Ben getirdim. Ben getirdim. Bunu yapabilirim. Yapabilirim. Başarıyor işte. DJ. Olur. Devam et. Çok üzgünüm Bayan Bayıklı ama program programdır. Durun. İşte geliyorlar. Aracımız geldi. Başardın DJ. Başaracağından emindim zaten. Üzgünüm çocuklar ama çok geç kaldınız. Geçit töreni kurallarının 43. maddesine göre yürüyüş başladıktan sonra törene katılmak yasaktır. Geçit töreni kuralları tartışılmaz. İnanın çok üzgünüm çocuklar. Çok uğraştınız. Evet. Şimdi yolu açalım lütfen. Of. Tamam, ben çekerim. Bu koca şeyi o kadar yol sen mi çektin? Evet memur Bunker, DJ çekti. Muhteşem Steam. 87. sayıdaki ultra süper ışın değil mi bu? Evet. Bir geçit töreninde bu kadar katı kurallar olmasa da olur aslında. Acele edin. Hala son aracı yakalayabilirsiniz. Gidelim. Muhteşem seni. Herkes seviyor. Bir numaralı kahraman o. Bence şu an alkışladıkları kahraman stil değil. İşte benim çocuklar gelip. DJ yapabileceğini söylemiştim. DJ. Harikasın DJ. Güçlü ve azimli oğlum. İşte benim minik motorum. Teşekkür ederim kızım, öyle yapacağım. Buradaki bordürün yanına da şerit lazım. Buldum, ben senin ekip şefin olayım. Nerelere şerit çekmek gerektiğini biliyorum. Bu dediğin olmaz Scotio. Ama boyayı karıştırabilirsin. Ama bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Aslında birileri yoldaki taşları temizlese çok iyi olur. Bu da eğlenceli bir iş olabilir. Scotio, okula gelebilir misin? Yardımın gerek. Neyse, daha sonra görüşürüz. Merhaba Scotio. Sorun nedir arkadaşlar? Sorun ne mi? Sorun ne? Ben de şimdi geldim. Hey, bu yol yepyeni olmuş. Evet, doğru, yolu onardılar ama üzerine şerit çekmediler. Ricky, baksana. Motor yarışlarının finali yarın yapılmıyor muydu?
Ama bu durumda yarış olmayacak. Onca antrenman boşa gidecek. Oysa kazanacağımdan emindim. Bir dakika. Benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Yapabilirim. Eminim ekip şefi olabilirim. Hem bu bir parkur, gerçek yol değil. Üstelik nasıl yapılacağını da çok iyi biliyorum. Lütfen evet deyin. İnanın bu işi yapabilirim ben. Burayı yaptığımız için önümüzdeki birkaç gün o parkura şerit çekmemiz zor. Bu durumda sen yapabilirsin. Yaşasın. Teşekkür ederim anneciğim. Hemen başlıyorum. Bir dakika dur bakalım. Ekibinde kimler olacak? Ben. Sence bu işi sevecekler mi? Pekala. Ricky, Loop, siz boyaları taşıyacaksınız. Ama lütfen lütfen çok dikkatli olun, olur mu? Annem bu işi bana verdi. Yani her şeyden ben sorumluyum. Hata yapmayacağız, korkma. Bu hata sayılmaz değil mi? Ben hallederim. Ay aksi. Peki bu hata sayılır mı? Lütfen arkadaşlar ciddi olalım. Pekala Scutio. İlk olarak ne yapıyoruz? Bütün parkuru görmem lazım. Zoom kamera başla. Eskisinden de iyi oldu. Evet, çok da eğlenceliydi. Hadi yıkayalım şimdi. Hayır asla. Gidip annemi getireyim de o da görsün. Bizi bekle. Bu boya kovalarını götürmemiz gerek. Bizi de bekle Scutio. Hadi arkadaşlar, bırakın şamatayı, geldik sayılır. Arkadaşlar durun çabuk. Ne oldu Scutio? Evet, işte bu hata sayılır. Durun, biri geliyor sanki. Yol verin. Neden böyle kocaman bir buz kalıbı isterler bilmiyorum doğrusu. Ama birine lazım olduğu kesin. Hey, az önce buradan geçmedin mi? Yine kayboldum. Sorun yok. Başka biri daha gelmeden düzeltelim şunu, hadi. İşte yine geçiyorum. Luna Park'lardaki ilginç yollar gibi. Hiç durmadan dönüyorsun, dönüyorsun. Beni nereye götürüyorsun ki ilginç yol? Annemle babam bir daha bu işi yapmama izin vermeyecek. Polis memuru geçiyor. Lütfen yolu açın. Evet, şeridi takip ediyorum. Kurallara uymak benim ilk görevimdir. Benim görevim de buz kalıbını teslim etmek. Ve ben de bunu yapacağım. Hep.
Ah, kod 12. Polis memuru zor durumda. Size yardım edeyim memur Bunker. Benim yüzümde doldu. Hayır Scootio. Yolu bu hale Loop ve ben getirdik. Ortada bir sorun varsa büyük ihtimalle benden olmuştur. Evet ama işin başında ben vardım. Sizin daha dikkatli olmanızı sağlamalıydım. Bu sorumluluğu üstlenmeliydim. Tamam ama bu her zaman iş düzgün gidecek demek değil. Bazen bu tip bir sorun çıkarsa düzeltirsin her ne olursa. Ve bunu sensiz yapamayız. Pekala, tamam. Zoom kamera başla. Bu şeritler eskiden nasıldı hatırlamıyorum. Ama sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Ricky, Memur Bunker'a yardım eder misin? Elbette sevgili ekip şefim. Loop, DJ, siz benimle gelin. DJ, şu şeritleri sil. Loop, tam buraya yeni şeritler yap. Neden yapıyoruz ki? Burada daha önce şerit yoktu. Biliyorum. Sen bana güven. Hazır mısın? Ve fırça. 1-2-3 fırça. 1-2-3 fırça. 1-2-3 fırça. Memur Bunker, yardım edebilir miyim? Bilemiyorum Ricky. Bu bir kod 14. Polis memuru mahsur kaldı ve zor durumda. Yalnız dur, kafam karıştı. Yoksa bu kod 54 müydü? Kod 56 olabilir mi? Ricky'nin kurtarışı için de bir kod var mıdır acaba? Hız kontrolü, manevra kontrolü, aparatlar. Hepsi hazır, gidelim. Süper kanca fırla. Süper kanca, çek! Oluyor. Hakayet. Kod 14 mü yoksa 13 müydü? Kod 12'ye düşüyor. Çok az kaldı. Kod 0. Memur tekrar görev başında. Evet, bence böyle olmalı. Gördünüz mü döner kavşak? Sağ ol Ricky. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için Memur Bunker. Özgürlük. İşte bu. Dikkatli git delikanlı, başka kaza istemiyoruz. Ha? Evet, böyle çok daha iyi. İyi iş çıkartmışsın Scootio. Teşekkür ederim Memur Bunker. Anne, baba. Acil yardım çağrınızı aldık Memur Bunker. Acil çağrılar genellikle acil durumlar içindir. Çağrıyı iptal ediyorum Hank ve Helen. Ricky, bütün sorunu çöz. Yardım etmeye çalıştım. Hem Scootio ne yaptı gördünüz mü? Oh, şuraya bak. Kesişme noktaları. Böyle daha güvenli olmuş. Kızım, bu ne güzel bir kavşak böyle. Küçük bir sorun çıkmıştı da. Aslında büyük bir sorundu. Sorunu çözmüşsün hayatım. Bir yetişkin gibi sorumluluk sahibi olduğunu göstermişsin. Gerçekten mi? Bence bundan sonra ekip şefimiz sen olabilirsin. Ben de yardım ederim. Beni suç. Ben yaparım. Gelin arkadaşlar, yeni yarış parkurunu bir deneyelim. Hadi. Hadi gidelim. Bilmem, bence biraz ara vereyim. Yetişkinin işi zormuş. Bence bunu büyüdüğümde yapmayı beklemeliyim. Anneciğim.